Herkese merhaba dostlar. PlayStation 5 Pro geliyor. Hem de bu video yayınlandıktan sonraki 6 ila 8 ay sonra piyasaya sürülebilir. Peki elimizdeki konsolu güncellemeye ya da PC'den konsola geçmeye değecek mi? Buna değecek yenilikler sunacak mı? Özellikleri, tasarımı, oyunları ve bizi en çok ilgilendiren konu fiyatı nasıl olacak? Gelin son çıkan haberleri size hızlıca bir özetleyelim ve görelim. PlayStation 5 Pro oyun dünyasının belki de en karanlık döneminde çıkacak. Çünkü oyun sektörü kan ağlıyor arkadaşlar. Sony dahil bir sürü şirket binlerce çalışanını peş peşe işten kovuyor. Zaten yeni nesil konsollara yeniden yapılan oyunlar dışında şöyle sağlam oyunlar çok çıkmıyorken PlayStation 5 Pro'nun ne anlamı olacak bilmiyorum ama bu haberleri size anlatmam gerekiyor. Çünkü bırakın yeni nesil konsolları, oyunları, PC tarafının bile kaderini etkileyecek kadar önemli haberler bunlar. Yani mesele ne kadar güçlü donanımlara sahip olacağımızdan ziyade o donanımla ne yapacağımız aslında. İlk haber Sony'nin en tepe ismi, patronu, CEO'su Naomi Matsuoka'dan geliyor. Çünkü ablamız bayağı sert konuştu. Kendisi diyor ki PlayStation 5 bir ürün olarak ömrünün sonuna geldi. Ancak bu PlayStation 5'in fişini çekecekleri anlamına gelmiyor dostlar. Yani artık satabileceğimiz kadar sattık, bu ürün doygunluğa ulaştı diyor sadece. Ki zaten orijinal kasa PlayStation 5 artık 4 yaşında bir konsol ve geçen 4 yıl boyunca yeniden yapımlar ve eski konsollara çıkıp makyajlanan oyunlar dışında PlayStation 5'in gücünü kullanabilecek üst seviye oyunlar görmedik ne yazık ki. Hal böyle olunca çoğumuzun içi gitmedi PlayStation 5'i görünce bakınca falan. Para biriktirecek, borcu harca girecek insan da olmadı çok fazla. Doğal olarak PlayStation 5 Sony tarihinin en kötü konsol nesli olarak tarihe geçti. Sony patronunun açıklamalarına göre Mayıs 2025'e kadar özel bir oyunda çıkmayacak. Düşünün yani bir yarış arabası yapıyorsunuz. En güçlü motoru, en iyi frenleri, tekerlekleri falan koyuyorsunuz ama gideceği bir yol, bir pist yok. Kim alır böyle konsolu? Türkiye'de bu tip teknolojilere erişmenin tek yolu da borca girmek artık. Orası apayrı bir mesele. Şimdi 50 milyon satmış az mı bu abi diyebilirsiniz ama Sony çapında bir iş yapıyorsanız karlı duruma geçmek için çok daha fazla sıra ihtiyaç duyarsınız. Bundan 24 sene önce çıkan PlayStation 2 155 milyon satışa ulaştı mesela. Bir önceki nesil PlayStation 4 117 milyon. Hatta ilk PlayStation bile 100 milyonun üzerinde sattı. Bu eski konsollara baktığımız zaman hepsinin çıkışıyla birlikte çok sayıda özel oyuna kavuştuğunu görüyoruz. PlayStation 5 ise bundan mahrum kaldı ve bunun cezasını en ucuz eğlencesi oyun olan biz çekiyoruz. Ki artık son zamlardan sonra da oyun artık çok öyle ucuz bir eğlence aracı değil. Riot Games, Microsoft son 2 ay içinde binlerce kişiyi kovdu. Sony de bundan nasibini aldı. Bu oyunları kim yapacak? Yeni bir konsol geliyor ama ortalık karışık yani anlayacağınız. Dünyanın en iyi spor arabasını yaptınız ya, gideceği yol yoktu hani. Artık onu yapan mühendisler de bir bir kovuluyor. Bu videoyu hazırlarken de yeni haberler gelmeye devam etti. EA Games de 670 kişiyi işten çıkardı. Bu insanlardan çoğu spor oyunları için çalışan kişilermiş üstelik. Yani yeni nesil konsolları sattıran en büyük yapımcılardan bir tanesi de etkilenmiş bu furyadan. Bakalım nerede bitecek bu işin sonu. Artık ortalığı canlandıracak tek umut kaynağı GTA 6 gibi duruyor. Çünkü Rockstar bu furyadan henüz etkilenmedi. Yavaş yavaş gelelim işte böyle bir ortamda piyasaya sürülecek olan PlayStation 5 Pro'nun detaylarına. Hatırlarsanız PlayStation 5 Slim geçen yılın sonunda piyasaya sürülmüştü ve biz de standart sürümle bir karşılaştırmasını yapmıştık. Dileyenler o videoya kartlardan ulaşabilir. Slim kasa PlayStation 5 ekstra 1-2 oyun daha fazla yükleyeceğiniz daha yüksek hafıza dışında böyle çok önemli hissedilir bir geliştirme içermiyordu ancak PlayStation Pro'da ciddi geliştirmeler olacak arkadaşlar. En büyük geliştirme işlemci ve GPU tarafında olacak dostlar. Şu anda Sony'nin AMD ile birlikte Viola Code adlı yeni bir işlemci platformu geliştirdiği söyleniyor mesela. Bu işlemcinin 4 nanometre mimariye sahip olacağı bilgisi de var. Ki bu bilgi önemli çünkü 2020'de çıkan orijinal PlayStation 5'lerde işlemci 7 nanometre, Slim'lerde ise 6 nanometreydi. Peki işlemcinin 4 nanometreye düşmesi, daha da ufalması ne demek? Daha yüksek performans demek, daha az ısınma demek, daha düşük güç tüketimi demek. Orijinal ve Slim kasalardaki işlemciler 3.50 GHz'a sahipti ancak Pro versiyonda işlemci 4.40 GHz olacağı söyleniyor mesela. Hız ve performans artacak ama işlemcilerdeki çekirdek sayısı da değişmeyecek. Bir oyun konsolu için işlemci tabii ki önemli fakat daha da önemli GPU tarafındaki geliştirmeler dostlar. Sony PlayStation 5 ailesinin tamamı için AMD'nin RDNA 2 mimarisini kullanıyor biliyorsunuz ama Pro versiyonda RDNA 3 mimarisine geçiş yapacak. Bunun da en büyük çıktısı Nvidia'nın PC tarafındaki DLSS teknolojisine benzer bir performans artışı sağlayacak özellikle birlikte gelecek olması. Peki DLSS neydi? Çözünürlükleri ve grafikleri düşürmeden oyunları upscale eden ve bu sayede FPS'in ciddi şekilde artmasını sağlayan bir teknolojiydi biliyorsunuz. Bilgisayar ve konsol ya da telefon fark etmeksizin bir GPU'nun ya da işlemcinin DLSS gibi bir teknolojiye sahip olması için o yapay kareleri yaratacak fiziksel yapay zeka çipleri yani
NPU'ları içermesi gerekiyor. İşin tuhaf tarafı PlayStation 5 Pro'da bu yapay zeka çiplerinin bulunmayacak olması. PlayStation 5'in ekran kartı kendi çipleri ve hafızası ile yapay zekayı entegre şekilde kullanarak oyunlardaki performans artışını sağlayacak ve bu sayede 4K çözünürlükte 120 FPS oyun oynatabilecek. Tabii buna özel oyunlar çıkar ya da güncellemeler yapılırsa. Oyun sektöründe bu kadar insan kovulurken öyle oyunlar, böyle güncellemeler yapılır mı? Açıkçası bilmiyorum. Kulağa biraz zor geliyor. Peki bir oyunun PlayStation 5 Pro'ya yönelik geliştirilmesi bize ne gösteriyor? Insomniac Games gibi Sony'ye özel oyunlar yapan böyle şirketlerin PlayStation 5 Pro'nun özel geliştirici sürümüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu geliştirici sürümü olan konsollar normal bizim satışta yani piyasaya çıkan raf konsollarından biraz daha farklı. Konsolun donanımına daha çok erişim imkanı veren ve geliştiricilerin oyunlarını PlayStation 5'in bütün teknolojilerine entegre etmesini sağlayan özel konsollar arkadaşlar. Bir konsol piyasaya sürülmeden önce konsolu üreten firma oyun yapan şirketlere bu özel sürümleri gönderir ki konsol çıktığında oyunsuz kalmasın. Ama görüyoruz ki PlayStation 5 hala oyunsuz. Demek ki bu geliştirici sürümü için çoğu oyun yapımcısı şirket heyecanlanamıyor. Yani Sony yeni konsolun çalışmalarını tamamlamakla kalmamış, oyun geliştiren Insomniac Games gibi birinci parti ortaklarına da bu konsolun özel sürümünü çoktan göndermiş. Hatta ve hatta çok yakın zamanda PlayStation dışına da oyun çıkaran üçüncü parti ortaklarına da geliştirici versiyonunun gönderileceği söyleniyor. İşte o zaman PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri hakkında daha çok bilgiye sahip olacağız. Şimdi gelelim tasarıma. PlayStation 5'in satışlarını oyunlar kadar olmasa da negatif etkileyen bir diğer şey de bu tasarım meselesiydi. Çünkü sevmeyeni fazla oldu bu tasarımın. Hatta slim kasa ortadaki havalandırma boşluğu sebebiyle buzdolabına falan benzetildi uzun süre. Yani ne yalan söyleyeyim benziyor. Slim kasa orijinalinden biraz daha ufaktı ama soğutma sorunları yaşanmıştı. İşte hem soğutma sorunlarını aşmak hem de daha güçlü bir donanımla geleceği için PlayStation 5 Pro'nun en az orijinal kasa kadar hatta biraz daha büyük olacağını söyleyebiliriz size. Şöyle uçuk kaçık konseptler de görsek de bunların hiçbirisi gerçek değil arkadaşlar bilginize. Tüm bunların üzerine bir de çıkış tarihinin erkene çekilmesi bize gösteriyor ki Sony Pro versiyonda o eleştirilen tasarım çizgisinden çok da uzaklaşmayacak. Sadece görünümünde hem orijinal hem de slim kasadan ufak tefek farklarla geleceği söyleniyor. İşte belki farklı renkler, modifiye aksesuarları da karşımıza çıkabilir. Onun dışında ana hatlar korunacak gibi görünüyor yani. Tıpkı orijinal kasa ve slimdeki gibi dijital ve diskli olmak üzere iki versiyon görmeyi bekliyoruz. Ancak slim kasada olduğu gibi dijital versiyona istersek sonradan bir disk okuyucu bağlayabileceğiz. Sony slim kasanın satışları arttırması için dijital versiyonunda bu seçeneği sunmuştu ve olumlu dönüşler de aldı. Bu arada ek bir not, kontrolcü tasarımında ve özelliklerinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor arkadaşlar. Yani PlayStation 5 Pro'da da DualSense kontrolcülerini kullanmaya devam edeceğiz ki PlayStation 4'te de böyle olmuştu zaten. Sony her konsol ailesinde tek bir kontrolcü standardını sürdürecek özetle. Oyun medyasının globaldeki önemli isimlerine göre Sony PlayStation 5 Pro'yu beklenen tarihten neredeyse 1-1,5 yıl daha erken piyasaya sürecek. Bunun da GTA 6 ile ilgili olduğu söyleniyor bu arada. Yani Sony de bizim gibi tüm umudunu Rockstar ve GTA 6'ya bağlamış durumda arkadaşlar. Çünkü ufukta en azından Sony patronunun açıklamalarına göre yeni bir PlayStation oyunu görünmüyor. En azından özel oyunu. Son olarak fiyatlara gelelim, biraz yeşillendirelim ortalığı. Yeni konsolun yurt dışında orijinal sürümüyle aynı fiyat olan $500'dan satışa çıcağı, diski sürümünde $550 olacağı söyleniyor. Bu fiyatların en fazla $50 yukarı ya da aşağı değişebileceğini söyleyebiliriz. Doğaldır, olabilir. PlayStation markasının Türkiye'deki operasyonlarını da artık Bilkom yönetiyor ve aslında bu güzel bir gelişme. Çünkü serbest piyasa sebebiyle 30.000 TL'nin üzerine fiyatlar da satılıyordu PlayStation 5'ler Türkiye'de. Bilkom'da resmi fiyatları belirleyip ülkemizde fahiş fiyatları düşürdü. Şu anda PlayStation 5 Slim diskli versiyon Türkiye'de 28.000 lira, dijital sürüm 25.000 liraya satılıyor. PlayStation 5 Pro'nun da yine Bilkom aracılığıyla Türkiye'ye getirileceğini düşünürsek fiyatlarının daha önce olduğu gibi fahiş seviyelere çıkmayacağını söyleyebiliriz. Ancak hem TL'nin durumu hem de yeni nesil bir konsol olması sebebiyle PlayStation 5 Pro'nun ülkemizdeki fiyatı 30.000 TL skalasında bir etiketi olacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Tabii bu Türkiye'deki garantili resmi satışlar için geçerli dostlar. Yine yurt dışından alıp getirmek tabii ki çok daha uyguna gelecektir. Haberiniz olsun. Oyun sektöründeki kötü gelişmelerin gölgesinde tasarlanan, geliştirilen ve piyasaya sürülecek PlayStation 5 Pro ile ilgili detaylar şimdilik bu kadardı dostlar. Çok yakında PlayStation ile ilgili çok güzel bir video daha yayında olacak. Kaçırmamak için abone olun ve takipte kalın. Seviyorsunuz. Hoşça kalın.